Günaydın Oya Bora'yla, günaydın diyoruz, sevme zamanı. Günaydın sevgili dostlarım, günaydın, gününüz güzel geçsin. Evet, Oya Bora ile günaydın dedik, sevme zamanı. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Ankara'dan selamlar hepinize. Sevgi sizinle olsun, huzur sizinle olsun, sağlık sizinle olsun ve dostluk sizinle olsun sevgili dostlarım. Evet, iyisiniz inşallah. Ne diyeyim, böyle güzel bir pazar günü sizlerle birlikte olmanın huzurunu, mutluluğunu ve güzelliğini yaşıyorum ben de. Evet sevgili Murat Korkmaz, herkese günaydın hocam diyor ve Refik Kutlu bizi dinliyor. Günaydın Refik Bey, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Evet sevgili dostlarım, bugün size iki hikayem var. Biri naçizane kendi hikayem ve birisi Halide Edip Adıvar'dan sevgili dostlarım. İnşallah. Evet, kendi sesim bana geldi, düzelttim hemen. Evet, Halide Edip Adıvar sevgili dostlar. Kimdir Halide Edip Adıvar? Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından olan Halide Edip Adıvar, 1884 yılında İstanbul'da dünyaya gelen bir yazarımız sevgili dostlar. Bir dönem öğretmenlik ve müfettişlik görevlerinde bulunan ve Teali-i Nisvan-ı Cemiyeti'nin, yani Kadınları Yükseltme Derneği'nin kurucularından biridir. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalini protesto etmek için düzenlenen Fatih, Beşiktaş, Kadıköy ve Sultanahmet mitinglerinde yaptığı ateşli konuşmalarıyla dikkati çeken bir yazarımız. Milli mücadeleye katılmak için Anadolu'ya gitmiştir Halide Edip Adıvar.
İngilizlerin İstanbul'u işgal etmesi üzerine İstanbul hükümeti tarafından idama mahkum edilmiş, Kurtuluş Savaşı sırasında cephede görev yapan Halide Edip, işte bu Halide Edip, Sakarya Savaşı'nda onbaşı, İzmir'in kurtuluşun ardından başçavuş rütbesi alan Halide Edip. Evet sevgili dostlarım, Cumhuriyet'in ilanından sonra yurt dışına giderek 14 yıl İngiltere ve Fransa'da kalan, 1939 yılında Türkiye'ye dönen ve İstanbul Üniversitesi'ne görev yapmaya başlayan Halide Edip. Evet sevgili dostlar, Halide Edip Adıvar'ın ben bugün size Kabak Çekirdekçi adlı hikayesini paylaşacağım. Eserlerini şöyle bir hatırlatmak istiyorum Halide Edip Adıvar yazarımızın, bir kadın romancımız. Vurun kahpeye, handan, ateşten gömlek, sinekli bakkal, tatarcık, yeni Turan, Raik'in annesi, Seviye Talip. Evet, İzmir'den Bursa'ya bu ortak bir kitap. Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Falih Rıfkı Atay'la. Dağa çıkan kurt, harap mabetler, Türk'ün ateşle imtihanı, mor salkımlı ev, bir de tiyatrosu var, Maske ve Ruh diye. Evet, bir kadın yazarımızın bu kadar çeşitli eserleri olması elbette bir kadın olarak hepimizi, öncelikle beni ve de sizleri onurlandırıyor sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlar, Ozan Muharrem gelmiş. Sevgili Ozan'ım, canım benim, nasılsın? İyisin inşallah. Güzellikler sizinle olsun sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlar, Erol Demirtürk bizi dinliyor. Ayşe Atlı Selen bizi dinliyor. Mikail Artan bizi dinliyor. Ve Ozan Muharrem, Refik Kutlu bizi dinliyor. Murat Korkmaz bizi dinliyor. Evet efendim. O zaman ben gelen dostlarıma hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz diyerek Halide Edip Adıvar'ın Kabak Çekirdekçi hikayesini okuyarak, sizler çayınızı içerken ben sizin pazar kahvaltınıza şöyle bir masanın kenarına ilişeyim ve hep birlikte dinleyelim Kabak Çekirdekçi'yi. Fazlı Paşa yokuşunda akşam olurken tatlı bir meyille denize uzanan kırmızı damların üzeri kararır. Koyulaşan denizin ta kenarındaki küçük minare, gölgeler içinde garip bir tarzda uyanır. Uzak görünen ufukların renkli bulutları, siyah siyah gölgeleriyle şehrin üzerine doğru dağılarak gelirdi. Fazlı Paşa akşamla siner, çekilirken garip, ince bir ses, hakim bir hüzün perdesiyle bu sessizliği yırtar gibi çınlatırdı Fazlı Paşa yokuşu. Kabak çekirdeği taze taze yenir. Karanlık sessiz evlerden çocuklar önce sönük, sonra telaşlı birbiri ardından haykırırlardı. Kabak çekirdekçi, kabak çekirdekçi. Bu dakikalar odamda arkam pencereye dönük eski koltuğa gömülür otururdum. Gözlerimi kapar, dışarıdaki akşamı tekrarlayan içimi seyrederdim. Esmer renkleri, sessizlik arkasındaki hayatıyla akşamın ruhunu o kadar iyi ve ezberden biliyordum. Bu ses de bir akşam sesiydi. Yalnız garip bir cins eksikliği vardı. Bu bir erkek mi, kadın mı, çocuk mu? Sesin bu kadar yalvarmaya benzer, hüzne benzer bir perdesi olmasa belki ihtiyar bir çingene karısı diyecektim. Fakat o kadar zembereği olmayan ve özel, yüksek perdesi olan bir sesti. Bu ses, bu sessiz sokakta her zaman bir hayat uyandırırdı. Seslenen, gülüşen çocuklarla aralık kapılardan lakırdıya karışan kadınlar işitirdim. Bilirdim ki Fazlı Paşa yokuşunda kadınlar ve çocuklar hep bu sesin arkasından koşuyorlar. Belki eğleniyorlar, belki merhametsiz oluyorlar, fakat herhalde bu sesin sahibini seviyorlar. Kimdir? Merakım uzun müddet beni yerimden kaldırmayacak kadar tembel kaldı. Günler, belki aylar geçti. İçimdeki akşam manzaraları ve hayatı bu sese bir parça olarak katıldı. Bir gün aynı yokuşta yaşayan küçük yeğenim bana dedi ki, "Eski gazeteleri bana verir misin teyze?" Yeğenimi tuhaf bir merakla süzdüm.
Kitaplarıyla pek dost olmayan bu vahşi ruhlu küçük kızın eski gazete merakı bana bir muamma gibi göründü. Ne yapacaksın kızım? Karşıda uzun minderde, o da akşam gölgelerinin içinde bir kedi gibi toparlanmış oturuyordu. Simsiyah gözlerinin ateşinden, sorumdan hoşlanmadığını anladım. İsmail Hakkı Bey'e vereceğim. Kendisi için bir şey ister görünmekten ürken, kibirli, başıboş bir ruhu vardı ve onun için hemen cevap vermişti. Evet sevgili dostlarım, sevgili Ercan Öksüz gelmiş. Hoş geldin Ercan'cığım. Bir hikaye okuyoruz sevgili dostlar. Kabak Çekirdekçi Halide Edip Adıvar'dan. Yazarımız diyor ki, Fazlı Paşa yokuşundan geceleri gelen kabak çekirdeği satan bir ses. Ama kadın mı, erkek mi, çocuk mu, kimdir bilmiyorum diyor. Ve sonra diyor ki geceleri bu ses hep duyuluyor ve herkes kabak çekirdekçi diye kabak çekirdekçiye sesleniyor. Bir gün yeğeni diyor ki eski gazeteleri bana verir misin? O da ne yapacağını soruyor. Yeğene bozuluyor böyle bir soruya. İsmail Hakkı Bey'e vereceğim diyor. Evet, devam ediyoruz. Yazarın diliyle. İsmail Hakkı Bey kim? Kabak çekirdekçi. Hemen o adam mı diyecektim. Fakat yeğenimin gözündeki merak ve meydan okuyan öfkeli bekleyiş karşısında sustum. Demek ki o sesin bir vücudu vardı. Ve küçük yeğenimin hayatında önemli bir rolü olan bir insandı. O senin bir ahbabın mı? Başını gururla salladı. Anladım ki bu bir şahsiyet. Ahbaplığı küçük yeğenimin gururuna, ruhuna gurur veren bir sima. Fazlı Paşa yokuşu çocuklarının dünyasındaki ünlü kişilerden biri. Onu ürkütmeden karanlıkta tatlı tatlı konuşmanın yolunu hazırlıyordum. Gazeteleri ne yapacak? Kabak çekirdeği mi saracak? Yanaklarından alev çıkmaya başladı. Siyah gözleri eğlenip eğlenmediğimi anlamak için yüzüme batıp çıkıyordu. Ben yüzümde tabii bir gülümseme gölgesi bile bulundurmayacak kadar ciddi olmuştum. Gazeteleri okumak için ister. O vaktiyle katipmiş. Kadro harici olmuş. Burada evi varmış, satmış. Kara gümrüğe taşınmış. Kimseden bir şey istemez. Ama gazeteye dayanamıyor. Hele okula giden bir küçük kızı var. O olmasa kendi gazetesini de alır. Bu kadar uzaklara da kabak çekirdeği satmaya gelmez. Hep sıkıntıyı onu okula göndermek için çekiyor. Boğazında bir yumrukla durdu. Bir gün ona vermek için gündeliklerimden biriktirdim. Sakladım. Aldı mı? Yüzüme bir tuhaf baktı. Galiba gözlerinde yaş vardı. Kızım, bu parayı niçin veriyorsun? Kabak çekirdeği parasını verdin dedi. Sonra parayı avcuma tekrar koydu. Sakın bir daha bir şey almadan kimseye para verme. Vermek de almak da çok ayıptır dedi. Yeğenim çok üzgündü. Darıldı diye o kadar çok korktum ki. Ama ertesi akşam yine bizim kapımızın önünde durdu, benimle konuştu. Eski gazeteler varsa okuyacağını söyledi. Kapının önünde, gazın altında gazeteyi okuyup geliyor. Sokak lambasının altında okuyup geliyor. Şimdi beni çok seviyor. Her akşam kızını anlatıyor. Bu yıl okulda nakış... Artık yeğenimi dinleyemiyordum. İçimde garip bir didiklenme olmuştu. O garip sesin sahibini görmek istiyordum. Soğuk bir sonbahar ve sonraları boralı bir kış başladı. Akşamları gölgeler, karanlıklar, denizin uğultusu, Fazlı Paşa yokuşundan boğuk bir çığlıkla geçen büyük rüzgarlar saltanatı başlamıştı. Karanlık çökünce heyecanla kabak çekirdekçiyi bekliyordum. Onun hayatını o kadar biliyordum ki
Gündelik adamlar arasında cesaret ve yüceliğin bir kahramanı olan bu sade insanın yüzünü görmek bana mutlaka lazımdı. Fakat bir gün, iki gün, hatta haftalar geçiyor, kabak çekirdekçi geçmiyordu. Küçük yeğenim de pek meraklıydı. İkimizin ortak bir heyecan ve ilgimiz vardı. Akşam Fazlı Paşa yokuşunun üzerinden geçerken, okul dönüşü bazen gelir, yine gölgeler içinde küçük bir kedi gibi büzülür, kabak çekirdekçiyi beklerdi. Bir akşam kesici, dondurucu bir karayel fırtınası arasında zavallı bir sivrisinek inceliği, kabak çekirdekçinin sesi. Müsteşar Bey'in evinin önündeki parlak ışıkta bir an görebildim. Önce belki altı olmayan, kocaman, düğmesiz, iki potin içinde yürümeye çalışan değnek gibi iki çıplak ayak göründü. Sonra etrafında parça parça pantolonu sarkmış iki bacak hareket etti. Çöp gibi boynun içinde kaybolduğu eski geniş bir redingot kalıntısı elektrik içinde belirdi. Rüzgarla dağılan uzun, vahşi bir kır sakal ortasında zavallı, ince, mavi, hasta bir yüz, rengini kaybetmes, bozulmuş bir fes altında öne doğru eğilerek, arkasında götürdüğü ağzı bağlı kabak çekirdeği çuvalını çekmeye çalıştı. Sesini ve kendini sürükledi, geçti. Bir projektör içinde bir insan görmüş gibiydim. Dimağımda iki acı uç battı, kaldı. Saat 8'di ve kıştı. Kabak çekirdeği satarak Fazlı Paşa'dan Kara Gümrüğe gidecekti. Ertesi gün kar başladı. O günlerde bir akşam yeğenim soğuktan kızarmış gözleri ve burnuyla girdi. Ürkmesin diye lambayı yakmadım. İsmail Hakkı Bey geldi. Uzun bir sessizlik. Sonra yine dün akşam bizim kapının önünde gazın altında oturdu. Kendi kendine yine uzun uzun sayıkladı. Ne dedi dedim. Bir liram olsa kabak çekirdeği alsam 300 kuruş kazanır mıyım, kazanmaz mıyım diyordu. Galiba hasta. Tuhaf tuhaf konuşuyor. Karların üstüne çökü çökü veriyor. Ama 300 kuruşu ne yapacak? Okul kızını takunyayla almıyormuş. Hoca ayakkabı almazsan gelme demiş. Ya bir de şimdi yavaşça kulağımıza kabak çekirdeği yerine, kabak çekirdeğine, para yerine ekmek vermemizi istiyor. Yüzümü yeğenimden saklamak ihtiyacındaydım. Yüzümü cama yapıştırdım. Müsteşar Bey'in burada titreyen parlak elektriğine baktım. Belki yeğenim de yüzüne bakmadığıma minnettardı. Evet, Halide Edip Adıvar. Rumeli Hisarı 1 Mayıs 1919'da yazılmış bir hikaye sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlar, işte böyle yazarlarımızdan Öyküler kitabından okuyorum bu kitabı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan. Başka yazarlarımızın çocukluk anıları da var bu kitapta. Şöyle bir bakalım sevgili dostlar. Evet, Halide Edip Adıvar, Sabahattin Ali, Sait Faik Abasıyanık, Adnan Binyazar, Muharrem Buhara, Feyza Hepçilingirler, Rıfat Ilgaz, Yaşar Kemal, Fikret Otyam, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Ömer Seyfettin, Mine Soysal ve Necati Tosuner'in çocukluktan
gelen anıları da var, normal hikayeleri de var. Evet, yazarlarımızdan Öyküler adlı kitaptan alınmış bir öykü. Evet sevgili dostlarım, bu arada ben okurken gelen dostlarımı şöyle bir göz ucuyla gördüm. Onlara bir hoş geldin demek istiyorum. Sevgili Evdenur Atalay, hoş geldiniz sevgili Evdenur Hanım. İyisiniz inşallah. Evet. Evet, pas tutmaz soyadımız da var tabii elbette. Evdenur Atalay pas tutmaz. Sevgili İbrahim İmer dinliyor. Hoş geldin dostum. Sevgili Naciye Özen Uysal bizi dinliyor. Hoş geldin Naciyeciğim ve Münir Atalar arkadaşımız buradalar. Evet, hayırlı sabahlar diyor Münir Bey. Ve sevgili dostlar, çocukluğumuzdan bir sürü anı biriktirmişizdir elbette. Yaşadığımız pek çok günler var ve işte onlardan bir anı dinledik. Evet, size Tanju Okan'la baş başa bırakıyorum. Çocukluğum diyecek Tanju Okan ve ondan sonra Buğulu Gözler hikayesini okuyacağım.
Evet sevgili dostlar. Şarkıyı dinlerken ben de gittim çocukluğuma. Eminim ki sizler de şöyle çocukluğunuzun o güzelim yıllarına, o güzelim günlerine gitmişsinizdir. Hatıralara daldınız, buna inanıyorum. Evet sevgili dostlar. Çocuklarımıza güzel çocukluklar bırakalım. Güzel anılar bırakalım. Güzel yaşatalım onların çocukluklarını. Pardon. Ben yaştakilerin çocukları büyüdüler artık. Ama daha genç dostlarımız varsa aramızda bizi dinleyen ve ebeveyn olarak güzel çocukluk anıları yaşatalım çocuklarımıza ki ileride hatırladıklarında güzel hatırlasınlar hem çocukluklarını hem de çocukluğun içinde yaşayan anne ve babaları, kardeşleri, yuvayı. Çünkü her şey çocuklukta başlıyor biliyorsunuz. Evet sevgili dostlarım, güzel insanlar. Sevgili Nuriye Vural bizi dinliyor. Hoş geldiniz Sayın Vural. Sevgili Süleyman Görgülü bizi dinliyor. Günaydın Serap Hocam. İyi günler, mutlu pazarlar. Almanya'dan sevgiler, saygılar, iyi yayınlar diyor. Ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz sevgili dostlar, sevgili Süleyman Bey. Evet, bu kadar güzel insanları bir araya getirebilmiş olmanın mutluluğu ve güzelliğini yaşıyorum sevgili dostlar. Buğulu gözler. Evet sevgili dostlarım. Ben şiir yazıyorum, şairim ama arada da böyle öyküler, düz yazılar yazıyorum. Sevgili dostlarım, evet bir öykü yarışmasında değerlendirildiğim bir öyküm. Şöyle bir dinleyelim bakalım. Beğenecek misiniz? Evet, buğulu gözler. Saatlerdir yürüyordu. Sırtındaki gömlek ter içinde kalmıştı. Ayakları bedenini çekmiyordu ama o tükenen umutlarına inat, nereye gittiğini bilmeden hep yürüdü. Artık nefes alacak hali kalmayınca bir an durdu. Neredeyim dercesine etrafına baktı ve gördüğü ilk duvara oturdu. İnsanlar onu fark etmemişti bile. Herkes kendi hayat telaşı içindeydi. Kimsenin gözleri sevinci vermiyordu ama sanki kendisi tekti bu dünyada. Yaşamın kendine vurduğu bu darbeyi içine sindirmesi kolay olmayacaktı. Kalktı bu sefer, deminki adımlara inatmış gibi ağır ağır yürüyordu. Sanki adımları düşünüyordu onun yerine. Ne yapmalıyım? Bu soru beynini kemiriyordu. Kapıyı açmak için elini anahtarına attı ve o kavga anında anahtarını almadığını hatırladı. Kapının altından ışık sızıyordu. Cesaret edemedi kapıyı çalmaya, gidemedi de. Yüreği sanki o evde kalmıştı. Bu muydu yaşamak? Güvenmek bu muydu? Öyle oturdu bahçelerindeki şezlonga ve düşünürken uyuyup kaldı. Gecenin serinliğiyle üşüyerek uyandı. Damlanın ışığı hala yanıyordu. O da düşünüyor muydu onu? Cam açıldı. Camdaki damlaydı. Elinde bir şey var. Baktı ve savurdu attı aşağıya. Cam sessizce kapandı. Erkan kalkıp gitti nedir diye bakmaya. Ne garip. Aynı anne babanın bir olun, birbirinize destek olun dedikleri kardeşi, annesinin resmine kadar bütün resimleri atmıştı evden. Sabah olsa dedi kendi kendine. Akşam Damla'yı alsam önüme bir daha ve sorsam bir bir neden desem, neden inanmadın bana? Canım deyip sevdiğin insanın, yıllar önce anne ve babamızın boşanmalarına neden olan kadının oğlu, üvey kardeşimiz olduğuna neden inanmadın desem. Yok inanmaz. Miras bölünmesin, ben evlenmeyeyim diye bunları söylüyorsun diyecek gene.
Oysa bir yuvanın güzelliğini tatmışlardı bu evde. Annesi bütün gün Damla ile kendisini doyurur, besler, ilgilenirdi. Babanın tek mutluluğu ise yuvasıydı. Ta ki bir iş gezisinde tanışıp o kadına aşık olana kadar. O günden sonra eve uğramaz oldu babaları. Annesi şezlonga oturur, saatlerce dalar giderdi. Çocuklarına babalarına hiç şikayet etmezdi. Bir gün babaları eve çok öfkeli geldi. "Konuşmamız gerekiyor Müberra," dedi. Anne ve baba saatlerce konuştular yukarıdaki odada. O gece anneleri çocuklarını koklaya koklaya öptü, bir daha görmeyecekmiş gibi. "Sabah uyandığımızda annem yoktu," diye düşündü Erkan. "Babam ailesinin yanına gitti," dedi, "ama annem bir daha hiç dönmedi. Babam bir süre bize yalnız baktı, sonra bakıcı tuttu. Eve çok sık gelmez oldu. Bir gün iş yerine gittiğimde babamı galeride bir çocuğu severken gördüm. Takip ettim, o çocukla başka bir eve gidiyordu. Anladım ki babam boşuna gitmemişti. Anladım ki annem boşuna gitmemişti. Babamın başka bir ailesi vardı ve annem bunu kabullenememişti. Ben gittim yıllar sonra. Anneme dedim ki gel bırakma bizi dedim. Yok oğul dedi, gelemem. Yüreğim kaldıramaz. Başkasını sevip saran yârim yok benim. İyi ki babamın o kadından bir de oğlu olduğunu bilmedi annem. Ve bu sırrı bilmeden kaybettik annemi. Babam, neden bilmem, o kadını ve oğlunu hiç bizimle yüz yüze getirmedi. Ben hep gözledim yıllarca onları. Diyemedim annem gibi ben de bir şey. Sustum. Ta ki Damla'yı onunla, babamın oğluyla görene kadar. İlk anda tanıyamadım. Sevindim Damla adına. Ama onun kim olduğunu fark edince dünyam başıma yıkıldı. Akşamı zor ettim. Damla'ya onu bırakacaksın dedim. Olmaz dedi. Seviyorum dedi. Bu beraberliğin mümkünü yoktur dedim. Ağladı. Çok ağladı. O senin kardeşin diyemedim. O annemizin gidişine sebep olan kadınla babamın çocuğu diyemedim. Sadece olmaz bu iş dedim. Kavgamız büyüdü. Ve git dedi Damla, git. Kapıyı nasıl çarpıp gittim bilmiyorum. Ve işte şimdi Damlam, biricik kardeşim, evin içinde albümlerdeki resimlerden bile intikam alıyor ve siliyordu bizi yüreğinden. Kim için? Bilse, Allah'ım, bilmesin. Ne yapacağım ben? Sabaha kadar evin önünde bir gittim, bir geldim. Damla cama çıkıp da beni görünce tülü hızla kapattı. Yapabileceğim tek bir şey vardı. Tüm kararlılığımla babamın iş yerine gittim. Yıllarca adım bile atmadan hep geriden baktığım galeriye gittim. Daha gelmemişti. Bekledim. Uzaktan tanıdı beni. "Hayrola oğlum," dedi şaşkın bir şekilde. Oturduk. "Yanlış yaptın baba," dedim. Ona yıllar sonra ilk kez "Yanlış yaptın baba," dedim. Kızdı. "Benim hayatıma sen ne karışırsın?" deyip bağırdı. Vurdu masaya. Sustum. Hep sustum. Ben susunca baktı gözlerime. Çenemi eline aldı. "Neden ağladın sen? Ne oldu? Bilmediğim bir şey mi oldu?" dedi. Ağlayarak anlattım. Çöktü omuzları. Bin yaş yaşlandı sanki. Pişmanlık,
Çaresizlik, sorumluluk. Bakışları donuklaştı. Ne yapacağız oğlum dedi. Yıllardır hiç böyle oğlum dememişti bana. Ne yapacağız? Hayatta insanın çaresiz olduğu çok anlar olmuştur. Ama bu bambaşka bir acıydı. Annemin o sessiz kabullenişi ve gidişi geldi aklıma. Ah annem, ah nefis. Hayatı güzel kılan değerleri görmeyen babam nelere sebep olmuştu? Şimdi ne olacak? Babam kararlı bir şekilde kalktı. Haydi oğlum, gel seninle büyük bir işimiz var dedi. Arabaya bindiğimizde zihnim hep Damla ile meşguldü. Ne yapmıştı? Neredeydi? Neden albümü camdan atmıştı? Anneme mi kızmıştı? Gidişini mi kabullenememişti? O olsaydı dizine yatar, dertleşirdi. Şimdi o da yapayalnız kalmıştı. Babam yolda Ömer'i, oğlunu da aradı ve evin adresini verdi. Eve çağırdı. Sanırım her şeyi göze alıp anlatacaktı onlara kardeş olduklarını. Yol boyu hiç konuşamadık. Evin önüne geldiğimizde ne babam ve ne de ben eve girmeye cesaret edemedik. Damla ile ne konuşulacaktı? Allah'ım bu ne zor bir andı. O sırada Ömer geldi. Baba dedi. Yüreğim yandı. Baba. Ah babam. Ne oldu baba? Bu ev kimin? Babam çaresizce omuzları çökmüş bir şekilde kapıyı açtı anahtarıyla. Ben Damla'yı düşünüyordum. Bu durumu nasıl karşılayacaktı? Allah'ım yardım et diyordum içimden. Evde hiç ses yoktu. Ben Ömer'e nasıl davranacağımı bilemiyordum. Babam her yere baktı. Yok, Damla yok. Sadece annemle babamın yıllardır açılmayan odasına bakmamıştık. Babamla ben sessizce kapının önüne geldik. Yıllardır açılmayan kapı gıcırtıyla açıldı. Sanki annemin gülen yüzünü bekledi gözlerim ama hayır, annem yoktu. Yıllar önceye dair bir anı bulmaya çalışan gözlerim birden yatağın üzerindeki Damla'yı gördü. Damla yatakta uzanmıştı. Uyuyor sandık, yanına sessizce gittik. Ömer koştu, Damla'nın ellerini eline aldı. Kan içinde kaldı Ömer'in elleri, çılgın gibi bakan gözleriyle. Kan içinde kaldı Ömer'in elleri, çılgın gibi bakan gözleriyle. Serap Demirtürk. Gecelerden sonra da güneş parlar, bir benim karanlıkta, bir benim böyle ağlar. Yalnızlar sevmek ister, ağlayanlar da gülmek. Benimse alın yazım, ne yazık terk edilmek. Çocuklar çiçek sever, kadınlar çocuk özler. Gülmeyi bilmedi hiç bulu gözler. Çocuklar çiçek sever, kadınlar çocuk özler. Gülmeyi bilmedi hiç bulu gözler.
Belkıs Özener'den dinliyoruz. Buğulu gözler. Evet sevgili dostlarım. İnternet nedeniyle şarkı kesiliyor. Yalnızlar sevmek ister, ağlayanlar da gülmek. Benimse alın yazım, ne yazık terk edilmek. Çocuklar çiçek sever, kadınlar çocuk özler. Gülmeyi bilmedi hiç buğulu gözler. Çocuklar çiçek sever, kadınlar çocuk özler. Gülmeyi bilmedi hiç buğulu gözler. Evet sevgili dostlarım, bir pazar okumasını bu şekilde noktaladık. Güzel insanlar, bir Halide Edip Adıvar'dan Kabak Çekirdekçi hikayesi ve Serap Demirtürk'ten Buğulu Gözler. Evet, hüzünlü hikayeler vardı bugün sevgili dostlar. Sevgili Süleyman Görgülü, elinize emeklerinize sağlık Serap Hocam. Bu öykünüzde benim tekrardan anılarımı tazeleyip çocukluğumu yaşattınız diyor. Evet. Böyle yani, bir şeyler bizi çocukluğa götürüyor her zaman ve bazen güzeldir çocukluğa gitmek. Orada anılarla bir arada olmak, çocukluğu yaşamak bazen güzeldir. Evet, şu anda ben de annemle, babamın ve 4 kardeşimle birlikte resmimize bakıyorum, duvardaki resmimize. Evet, şimdi rahmetlere karıştı sevgili anneciğim, babacığım ve bizler 4 kardeş birbirimize emanet kaldık ve ailemiz büyüyor. Sizler de birbirinize sahip çıkın, birbirinize kenetlenin. Öncelikle ailenin önemini bilerek ailenize sahip çıkın sevgili dostlarım. Ve aile geniş bir yelpaze biliyorsunuz sevgili dostlar. Ve o yelpazenin her bir ucunda yaşayan güzel yürekler var ve onlara sahip çıkmak lazım. Onlarla bir arada güzel günler geçirmek insanı mutlu ediyor sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlar, yayınımı kapatmadan önce şöyle bakıyorum. Sevgili Ramazan Yılmaz bizi dinliyor. Sevgili Osman Dindar bizi dinliyor. Ne güzel. Hoş geldiniz. Hoşluklar getirdiniz. Süleyman Görgülü Almanya'ya selamlar. Nurya Vural, Münir Atalar, sevgili dostlar. Naciye Özen Uysal, İbrahim İmer, Evde Nur, Atalay Pas Tutmaz. Ozan Muradi, Ercan Öksüz dostlarıma, Refik Kutlu dostuma ve Murat Korkmaz dostuma teşekkür ediyorum. Ve beğen yapan dostlarıma ulaşmaya çalışıyorum, bakıyorum. Evet, sevgili dostlar, tabii şarkıyı da bize dinletmeyen internet, şimdi beğen yapanları da göstermek için biraz nazlanıyor. Onun için ben bu arada çok sık öksürüyorum sevgili dostlarım. Buna bir çare bulamadık. Onun için ne yapacağız bilmiyorum. Evet, internet açmadı sevgili dostlar. Ben de onunla açtı. Evet. Sevgili Özay Uçar, Nurya Vural, Kiraz Savaş Çiçek, Ünal Yılmaz, Erol Demirtürk, Ozan Muradi, Ayşe Atlı, Selen, Mikail Artan, Murat Korkmaz ve Osman Öztürk dostlarım beğen yapmışlar. Sessizce dinlemişler. Şart değil yorum yazmanız ama yazarsanız burada olduğunuzu bilirim. Mutlu olurum sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlar, sevgili Ozan Muradi hayırlı pazarlar tüm dostlara diyor. Her nerede yaşıyorsanız sevgili dostlarım ve kimlerle yaşıyorsanız bütün hepsiyle güzel bir pazar geçirmenizi diliyorum. Yalnız olanlara yalnızlıkların
güzel geçecek oyalamalarla doldurulmasını diliyorum sevgili dostlarım. Evet, sevgili Süleyman Görgülü ve Evde Nur Atalay Pastutmaz dostum da, arkadaşım da kalplerini koyarak beğen yapmışlar. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. İşte böyle sevgili dostlar, güzel bir pazar geçirmenizi diliyorum. Hoş kalın, hoşluklarla kalın. Sevgiler sizin olsun efendim.